Merhaba arkadaşlar. Şimdi YouTube kanalı için bir video serisi yapacağım. Bu video serisinde bu blok zincir, bugün Web3, NFT, Metaverse vesaire dediğimiz bu konuların ilk kökü nereye dayanıyor? 1980'lerde, 90'lardaki tartışmalar neler? Hangi çalışmalar yapıldı? Gerek akademik tarafta, gerekse işte internet blokları içerisinde, mail yazışmaları içerisinde hangi konular ele alındı? bu meselelerle ilgili bir video serisi yapmak istedim. Çünkü şöyle aslında bir teknolojik problemi ele alırken ne kadar çok meselenin köklerini, o köklerinden itibaren nasıl sorunlar yaşandığını bilmiyorsanız o mesele size sihir gibi geliyor. Yani sihir gibi gelmemesi için meseleyi idrak etmeniz için ve teknofobik bir bakışa sahip olmamanız için aslında köklerini anlamanız gerekiyor. Yani şöyle düşünün, 200 yıl önceden birini zaman makinesine koyup getirseniz etrafına baksa hepimizi büyücü sanır. Ee, aynı şekilde e, Bitcoin veya diğer bu gelişen teknolojilerle ilgili yeterince arka planını, köklerini bilmeyen insanlar bu meseleyi ele alırken daha hani teorileri demeyelim ama daha böyle Sihirli bir şeymiş gibi bahsediyor. Bu da bizim üretme potansiyelimizi de düşürüyor aslında. O yüzden meseleyi daha kökleriyle ele almak lazım. Bu 1988 yılında yazılan bir yazı, Market ve computation isminde Market and Computation isminde burada agorik Open System diye bir şey tanımlıyor. ...Marx Miller ve Eric Drexler. 88'de tabi tahmin edersiniz ki kripto paralar daha yok. Adı da yok. internet parası olarak bile daha yeni yeni geçmeye başlamış ama 1985'te yazılan ve 88'de yazılan bazı manifestomsu metinler var. Bu metinlerde şey konuşulmaya başlanıyor. Yani bir internet parası olabilir. Çünkü burası cyberspace, burası yeni bir alan, burada yeni bir para tanımlayabiliriz denilmeye başlanıyor. Peki bu, bu nereye dayanıyor? 1970'lerden itibaren bilgisayar ağları gelişirken aslında 68 kuşağının da etkisiyle sorgulanan şeyler var. Yani otorite etrafında mı şekillenecek bu siber uzay yoksa farklı bir yaklaşım olabilir mi? İşte orada da daha yine detaylı bahsettiğimde göreceksiniz orada 68 kuşağından etkilenen bazı isimler bilgisayar ağları üzerine çalışan kişiler daha dağıtık yapılar olabilir. Distributed systems dedikleri sistemler üzerine çalışıyor. Bu çalışmalar devam ederken tabii finansal tarafta da özellikle daha liberal ekonomiyi savunan kişiler burada finansal taraftaki özgürlükleri buraya aktarabilir miyiz? diye düşünüyor. Bu taraftan kriptolojiyle ilgilenenler geliyor ve aslında 3-4 tane küçük akarsu birleşiyor. Ee, büyük bir, e, bir nehir oluşturuyorlar. Oradaki birleşen o e, cılız akarsular e, aslında birincisi e, ...dijital ortamdaki özgürlük, ikincisi finansal sistemlerin e, dijital sistemlerle entegre olması... ...üçüncüsü de kriptolojinin bu alana kayması gibi düşünebiliriz. Yani bu bağlamda ele alacağız bu çalışmayı. Unutmayın 1988'de yayınlandı. Meseleyi anlamaya çalışırken oradan anlamaya çalışalım. Şimdi e, burada agorik systems diye bir şey üzerine e, düşünüyor Miller ve Drexler. Diyorlar ki agorik sistemler pazar mekanizmaları ve fiyat sistemlerinin karmaşık sistemlerinin eylemlerini koordine etmedeki etkinliğini bilgisayar ve bilimi ve yazılım dünyasına taşıyan bir yaklaşımdır. Bu sistemler çeşitli kaynaklardan gelen bilgiyi entegre eder ve süreç boyunca deneysel dayanıklılığı işbirliğini teşvik eder ve paralel işlemlere izin verir. Bu bizim için bugünlerde çok sıradan bir şey. Ama şunu bilmemiz için önemli. 1988 yılından itibaren pazar mekanizması ve oradaki karmaşık fiyat sistemleri, bilgisayar bilimi ve yazılım dünyasını taşıyan yaklaşımlar üzerine çalışılmış. Bu hayal o yıllardan itibaren var. Burada başka bir kavram var. Sosyal zeka ve toplumun başarısının ne olduğu üzerine düşünme. Tamam. Şimdi sosyal zekayı şöyle tanımlıyor makalesinde Miller ve Drexler. Diyor ki sosyal zeka bireylerin veya toplulukların hedeflere ulaşmadaki etkinliğini ifade eder. Bu bilgi işleme, problem çözme ve öğrenme gibi bir dizi beceri ve yetenekle ilgilidir. Bir toplumun başarısı genellikle bireylerin ve toplulukların bu hedeflere ulaşma yeteneği ve genel refah seviyesiyle ölçülür. Yani karmaşık fiyat sistemlerinin e, dijital dünyaya, bilgisayar ve yazılım e, dünyasına taşınmasıyla ilgili çalışmalar sırasında sosyal zekaya atıfta bulunuyor. Yani diyor ki bir sosyal zeka oluşturmalıyız ki aslında yaptığımız şey de bu değil mi? Bitcoin de de yaptığımız şey bu. Bitcoin'i tanımlarken e, çok güzel bir e, tanım kullanıyordu, basit ama güzel bir tanım, Akala Network'ten bir kuruculardan. E, ...biri kız, kız, kız olanla da... ...adını şimdi unuttum, Çinli... ...diyor ki, insanlık ilk defa bir şey yapıyor. Çok basit bir cümle değil mi? İnsanlık bir şey yapıyor. Ama insanlık yapıyor kısmı önemli. Çünkü şu ana kadar yapılan her şeyi... ...işte belli bir otoritenin... ...dini, siyasi veya farklı bir otoritenin... ...kontrolü altında... ...insanlığın bir kısmı tarafından gerçekleştiriyor. Ama insanlığın kolektif olarak... ...farklı noktalardan birleşip... ...beraber bir şey ortaya koyması aslında tarihsel olarak ilk kez rastlıyoruz. çünkü Bitcoin dedim şeyde atıyorum binlerce not var ve o binlerce not dünyanın her bir yerine dağılmış durumda. Ve her biri aynı ortak motivasyonla bunu devam ettiriyorlar. Bu dağılım sırasında kimse sorgulanmıyor senin işte... Hangi ülkedesin, dinin ne, şeyin ne, cinsiyetin ne vesaire bunlara bakılmadan yapılıyor. Bunu da aslında arka planda bir sosyal zeka olarak toplumun başarısı olarak tanımlanıyor. Ki Agorik de 88'de aslında bunlara atıfta bulunmuş. bilgisayar bilimindeki zorlukların anlaşılması da merkezi bir zorluk, karmaşık sistemlerin koordinasyonudur. bilgisayar programcıların merkezi planlamasıyla başlayan alan, nesne yönelimli programlama ile yeni tekniklerde daha fazla merkezsizleştiricilik ve bilgi bölünmesi kullanımını desteklemiştir diyor. Burada da işte bilgisayar zorluklarıyla ilgili karmaşık sistemlerin nasıl koordine edilebileceği ile ilgili bir atıfta bulunuyor. Bu biraz sonra slaytlarla anlamlı. Şimdi sosyal zeka ve toplumun başarısına daha detaylı baktığımızda bu sosyal zekanın yapısı nasıl oluşuyor? Sosyal zeka bir toplumun çeşitli hedeflere ulaşma yeteneği ve bu hedeflere ulaşmak için bilgi işleme kullanma yeteneği olarak anlaşılır. Yani bizim kripto ekosisteminde bütün projelerde yaptığımız şeyin arka planında bir sosyal zeka var. Örneğin siz aslında bir projenin herhangi bir layer bir projenin bir düğümü olduğunda diğer düğümlerle beraber ortak bir sosyal zeka üretmeye çalışıyorsunuz. Bir topluluğu bir hedefe ulaştırmaya çalışıyorsunuz ve bunun içinde bilgi işleme ve kullanma yeteneğinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Burada bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkiyi de makale şu şekilde alıyor. Sosyal zeka ve toplumun başarısı bireylerin yetenekleri, bilgisi, becerileri üzerine inşa edilir. Ancak toplumun başarısı bireysel yeteneklerin toplamından daha fazladır. Yani orada şunu atıfta bulunuyor. Diyor ki 1 artı 1 2 değil 3 edebilir. 1 artı 1 4 de edebilir. Çünkü onlar birleştiğinde ortaya çıkan değer sadece onların toplamından ibaret olmaz. Yani bir proje için, bir blockchain projesi için 20 bin düğüm birleştiğinde o 20 bin düğümün ortaya koyduğu şey 20.000 kişilik bir başarı olmaz. O 20 bin düğüm aslında çok daha geniş kesimlere fayda üretir ve onları temsil eder. Dolayısıyla burada 1 artı 1 eşittir 2 ilişkisi yok. Bilgisayar biliminde sosyal zekada, bilgisayar biliminde sosyal zeka genellikle bilgisayar sistemlerinin karmaşık problemleri çözme ve geniş yer e, hedef yer partisine ulaşma yeteneği olarak düşünülür. Tam dediğimiz şey yani. Buradan ne çıkarttık bu iki slayttan? Biz aslında bir sosyal zeka üretmeye çalışıyoruz blockchain'de ve bu sosyal zekayı dünyanın dört bir yanından bireylerle beraber yola çıkarak üretiyoruz ve o bireylerin başarısı aslında toplu, hepsinin toplamından daha fazla oluyor. Tabi burada bilgisayar bilimindeki rolü agorik sistemlerin nasıl olacak? Tabi 88 yılındayız unutmayın. Nesne yönelimli programlamanın rolüne burada atıfta bulunuyor. Nesne yönelimli programlama veriye mülkiyet hakkı verecek. Bakın dikkat edin. Agorik sistemlerin gelişmesine olanak sağlayacak. Tabi o zaman blockchain veya kripto diye bir şey çok konuşulmadığı için bunları agorik sistem olarak tanımlanır. Ve burada pazar mekanizmalarının fiyat sistemlerinin etkinliğini etkinliğinde bu karmaşık sistemleri koordine etmede bu kullanılacak diyor. Ama burada iki tane önemli nokta var. Birincisi diyor ki nesne yönelik programlama burada çok önemli olacak. Çünkü o nesneler aslında birer mülkiyeti olan dijital varlıklara dönüşecek. Ve agori sistemlerin gelişimi de büyük ölçüde gelişmiş ve karmaşık bilgisayar sistemlerinde daha fazla merkeziyetçiliğe ve pazar tabanlı koordinasyona doğru eğilim gösterirler diyor. Mesela burada daha merkeziyetçilik hala biraz daha ön planda gibi gözüküyor. Yani diyor ki büyük ölçüde gelişmiş ve karmaşık bilgisayar sistemlerinde daha fazla merkeziyetçiliğe ve pazar tabanlı koordinasyona doğru bir eğilim gösterirler diyor. Burada programlama kısmını da şöyle tanımlıyor. Bir piyasa tabanlı programlama diye bir şey diyor. Yani agorik sistemler bir pazarın yarattığı teşvikler ve gereklilikler arasının etrafında yapılandırılmış programları destekler. Bu verimlilik ve esnekliği teşvik eder. Hani şimdi bugünden de bak. Hadi diğerlerini de okuyayım da tam ortaya çıkacak. Bilgi dağılımı diyor. Birçok programcının bilgisini ve becerisini entegre eder. Bu programcının bireysel yeteneklerinden daha geniş bir bilgi yetenek yani partisine erişim sağlar. Ve aynı zamanda modüler tasarım, bilgisayar tabanlı programlama, modüler tasarımı ve yeniden kullanılan e, bilir bileşenleri teşvik eder. Bu da karma sistemleri daha kolay şekilde yönetilmesini sağlar. Şimdi şöyle e, düşünebiliriz. Burada e, Agorik, yani bu yazıdan 35 yıl sonra ayrıştığı nokta şu. Diyor ki, Solidity Rust gibi e, diller... Aslında bu piyasa tabanlı programlama olarak burada tarif ettiğim şeye yakın değil. Çünkü bunlar daha az kesim tarafından biliniyor ve bunların az kesim tarafından bilinmesi çok fazla projenin ortaya çıkması önünde bir engel. Bunun yerine çok bilinen bir dil üzerinden gitmeliyiz. Ama burada da yine nesne. Burada nesne tabanlı programlama diyor da e, biraz daha sonrasında bu tanımı değiştiriyor. Şimdi tekrar bakacağım. Ama yine nesneye özgü gitmeliyiz. Yani JavaScript'i daha strict dedikleri katı e, güvenlik boyutu ön planda bir dil haline getirip onun üzerinden gitmeliyiz diyor ve Hardened Reyes'i de öyle tanımlıyor zaten. Yani aslında buradaki rotasını çok bozmamış 35 yıl. Devam edelim. Şimdi buradaki faydayı şu şekilde e, özetliyor. Diyor ki birincisi paralel işlemleri yapabiliriz. Yani piyasa karmaşıklaşıyor ve bu paralel işlemleri yapabiliriz. Çünkü 1980'lerdeki kavga şu. Evet bilgisayar bilimi gelişiyor ve bu bilgisayar bilimine e, bu karmaşık finansal sistemi nasıl entegre edebiliriz? Burada paralel işlemler konusunu ön plana çıkarıyor. Ayrıca esneklik ve dayanıklılık diyor ki burada hatalara karşı deni, dayanıklı olan bir şey yapması lazım ki işte, Harden, Trieste vesaire de buna e, dikkat ediyorlar ve bilgi entegrasyonu yani burada çok geniş bilgileri bunun içerisine aktarabiliriz diyor. Burada önemli noktalardan biri daha 88'de tartıştığımız şeylerden biri ölçeklenebilirlik. Çünkü şöyle evet. tanımlanıyor. Küçük sistemler işte e, muhasebe veya müzakerelerin yükü genellikle hak, haklı değildir diyor. Ee, ancak agorik sistemler karmaşıklığı boyutu arttıkça avantaj sağlar. Burada agorik sistemlerin boyut ve karmaşıklık arttıkça ölçeklenebileceğine dikkat çekiyor. 88'te tanımladıkları. Akorik sistem olarak tanımladıkları bu şey. Ve bunun uygulama alanı olarak da işte bilgisayar ağlarını, otomatik programlama sistemlerini veya büyük yazılım sistemlerini kullanıyor. Tabi burada kullanım uygulama alanı biraz daha flu 1988'de çünkü daha tam yerini bulmamış bir... Problem var ama o problemin yani problem dediğimiz şey finansal sistemin bu bilgisayar sistemlerine entegre edilmesi ama o problemin tam yuvası belli olmamış. Yani bu e, problemi çözmek için nereden yürüyeceğiz e, çünkü daha ne bitcoin var ne bir şey var yani ama burada deniliyor ki bilgisayar ağlarında biz bunu kullanabiliriz büyük yazılım sistemlerinde ve otomatik programlama sistemleri biraz oradan ayrılıyor. Bunun sonucunda da oluşacak şeyleri düşündüklerinde zorluklar ve engellerle karşılaşılıy aslında deniliyor ki ya bu bir yeni paradigma dolayısıyla anlaşılması çok zor olacak diyor. Burada kültürel faktörler diyor önemli. Yani ticari toplulukta genellikle kar, kar amacı gütmeyen kullanıma daha çok odaklanan akademik topluğa kıyasla daha zor olabilir. Yani evet biz akademik olarak bunları konuşacağız, edeceğiz ama ticari toplulukta bu bu kadar kolay olmayacak çünkü onlar kârı düşünecek ve kârı odaklandıkları için işimiz zor olacak. Yani gerçekten de bakıyorsunuz bu makaleden 20 yıl sonra yani o 20 yıl boyunca çeşitli ele alacağız bu seride yazılar, çiziler olmuş ama 20 yıl boyunca o son kullanıcıya ulaşma ki kırılma anımız işte pizza satışı bitcoinle ona daha çok uzun süre ee, Beklenilmiş onun gerçekleşmesi için. Ve burada uygulama engelleri var. Çünkü burada e, yapmaya çalıştığımız bu tarz sistemlerin e, yüksek derecede bir teknik beceri ve bir kaynak gerektirdiği e, söz konusu. Ki bugün 2023'ten baktığımızda da hala bu üç faktörün üçünle de uğraştığımızı görüyoruz. İlginç değil mi? Yani 35 yıl önce de aynı sorunlar var paradigma değişiyor. Neye yarayacak bu Bitcoin sorusunu cevaplamaya çalışıyoruz. Yani Bitcoin özelinde diyorum da bütün kripto ekosistemi için düşünebilirsiniz. Kültürel faktörler var. Hala kültürel faktörleri e, kırmaya çalışıyoruz bir teknolojiyi anlatırken. Ve uygulama engelleri var. Hala diyoruz ki işte işte no-code uygulamalar mı yapalım, o direct drop sistemler mi yapalım, bu artık bu teknik yüksek düzeydeki teknik beceriyi kaynağı nasıl azaltabiliriz? 35 yıl sonra da bu sorunların kendini koruduğunu görüyoruz. Gelecekte nasıl olabilir e, agorik sistemler diye 88'ten bir bakış açısı geliştirmişler. Ve demişler ki birincisi e, merkeziyetçilik ve pazar tabanlı koordinasyon daha önemli hale gelecek. Mesela burada nispeten yanılmışlar. Çünkü e, sosyal zeka olarak tanımladıkları şeyle e, kesişimini tam görememişler yani merkeziyetçiliğin ön plana çıkabileceğini e, düşünmüşler ama yakaladıkları noktalar sosyal zeka işte pazar dinamiklerinin buraya aktarılması önündeki engeller gibi noktalarda başarılı olmuş yani e, otomasyon ve yapay zekada e, ...otomatik programlama sistemleri ve yapay zeka geliştirdikçe faydaları daha belirgin hale gelecek demişler. Aslında bu da doğru. Bu çok yeni. Yani ChatGPT gibi e, kırılma noktalarıyla beraber biz bunu yakalıyoruz. Otomasyon ve yapay zeka ile bu agorik sistemlerin çok daha kolay. Bunu da aslında belki o günden de görmüşlerdir. E, yapay zeka alınca işte o yüksek teknik beceriyi aşağı çekebiliyorsun. Yani. Şu anda biz bunu çekerken Udemy'ye şeyler yüklenmeye başlamıştı. C# ile JavaScript eğitimi vesaire. Yani oradaki teknik beceriyi kırıyoruz. Zaten yavaş yavaş kırılıyor. Burada böyle bir nasıl tanımlanır? Tekno muhafazakarlık olarak mı tanımlanır bilmiyorum ama gereksiz bir şeye de gerek yok. Mesela biz üniversitedeyken işte Python falan geliştirirken işte C alanındaki kişiler ya o da dil mi? O nasıl dil falan. Yani e, orta seviyeden yüksek seviye programlama dillerine çıkınca bir refleks, e, bir direnç gelişiyordu eski yazılımcılarda. Şimdi oradan e, prompt level'a yani işte sadece konuşarak bir program yazdırdığında e, ortaya çıkan ürüne karşı da yüksek seviye programlama dili geliştiriciler işte Python developerlardan falan bir şey, ya chat ile yazdığın koddan ne olur tarzında ama böyle bir e, muhafazakarlığa orada çok gerek yok. E, çünkü bu aynı zamanda ekosisteme güç veriyor. Önümüzdeki teknik engelleri kaldırıyor. Hani güneşe bakıyoruz parmağı değil de o parmağı çok e, kutsamanın bir anlamı yok. Yani e, programlama dilleri bizim için bir araç. Dolayısıyla burada onu yakalamışlar. Genişleyen kullanım alanları olacağını da o yüzden o günden düşünmüşler. Bu da her gün genişliyor aslında. Ve makalenin sonuçlarında da agorik sistemlerin önemine değiniyor. Diyor ki karmaşık so koordinasyon sorunlarının çözülmesinde yardımcı olabilir. E, ölçeği e, bilgisayar sistemlerinin ölçeklenebilirliği ve karmaşıklığı arttıkça agorik sistemlerin rolünün de artması beklenmektedir. Burada agorik sistem olarak tanımladığı şeyin bir kısmı yani bugünlerde evet önemi son yıllarda gitgide artıyor. Blockchain gibi yaklaşımlarla ve yazılım pazarını dönüştüreceğine atıfta bulunmuş. Bu yazılım pazarını dönüştürme işi aslında e, bugünlerde yapay zeka ile oluyor. Yani burada agorik sistem olarak tanımladığı şey aslında salt bir e, distributed sistem ve blockchain tabanlı bir şey değil. Agorik sistem diye bir şey çizmişler kafalarında. Demişler ki ne olacak? Yazılım dönüşecek. işte pazar entegre olacak vesaire. Burada yanıldıkları nokta merkeziyetçi yapılarla bunun gideceği. Ha, tabii merkeziyetçi yapıların da başarılı olduğu Söz konusu ama bugün Agorik blockchain üzerinde kurulduğu olduğu için yani orada bir yanılma var. Ama geri kalan noktalarda çok ciddi bir yakalama var. Bir taraftan blockchain tarafındaki o sosyal çıktıları iyi yakalamışlar. Diğer taraftan da yapay zekanın gelişimiyle beraber yazılımın dönüşümü ve diğer teknik becerilerdeki gereksinimin azalması noktasına iyi yakalamışlar. Bu şekilde bir çalışma yapmışlar. Ben dediğim gibi önemsiyorum bu tarz çalışmaları. Elimden geldiğince hem kendi doktora araştırmalarım kapsamında ele alacak şekilde hem de daha sizin de bu alanla ilgilenen kişilerin de bilgi dağarcığını geliştirecek şekilde bunları anlatmaya çalışacağım umarım faydalı olmuştur.